İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız ve çok kolayca hazırlayabileceğiniz hem de çok az malzemeli bir parça tarif hazırladım. Nasıl hazırlıyoruz? Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle yoğurma kapımıza 2 adet yumurta alacağız. Ancak yumurtalardan birisinin sarısını her zamanki gibi üzerine sürmek için ayırıyoruz. Sonrasında yarım su bardağı Ayçiçek yağı görüyorsunuz. Şimdi zeytinyağı ile karıştıracağım. Evet yarım bardak 200 ml su bardağı ayçiçek yağı yarım bardak da zeytinyağı kullanıyorum. Ama tabi ki dilerseniz tamamını zeytinyağı ya da tamamını ayçiçek yağı ile yapabilirsiniz. Daha önceden tüm malzemelerinizi çıkarın çünkü mayasız bir tarif. Yoğurdumuzu da oda ısısına gelene kadar dışarıda tutmuş olalım. Evet aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı da yoğurt ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi sıvı malzemeleri 1-2 dakika karıştıracağım ve un ekleme aşamasına geçeceğim. Lütfen bardağımın tepeli olmadığına dikkat edin. Tepeli olmayacak şekilde öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum ve ardından 2 paket de kabartma tozu ekliyorum. Neden 2 paket ekliyorum? Çünkü kahvaltıda daha çok yumuşak bir parça olsun istiyorum. Ama gevrek olsun istiyorsanız tek pakette ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki eğer fırsatınız varsa Unu eleyerek kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız tüm tariflerinizde. 2 bardak un eklemiştik. Kabartma tozlarını da ilave etmiştik. Şimdi 2 bardak daha ekliyoruz. Artık hamurumuzu elimizle yoğurabiliriz. Çok az daha un ilave edeceğim. 4 tepeli olmayacak bardak ölçüsünden sonra Anladım. ekleyeceğim un miktarı çok az olacak. Mayasız poğaçalarda özellikle... Un miktarını az tutalım. Evet yarım bardak daha ekliyorum. Yani toplamda 4,5 su bardağı un ekledim ve bardaklarım da bildiğiniz gibi tepeli değildi. Şimdi bu hamuru şöyle 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Ee, fırsatınız varsa bir 10 dakika dinlendirin ama dinlendirmeden de pek tabii ki yapabilirsiniz. Bu hamurla orta boy 16 adet bahçe çıkaracağız. İlk önce parçaları ayırıyorum ama direkt hamurdan da şekil verip hemen tepsiye yerleştirebilirsiniz. 100 gram kadar süzme peynir kullanacağım ama dilerseniz zeytinli ya da istediğiniz bir iç harçlı da hazırlayabilirsiniz. Çay tabağı boyutunda açtıktan sonra peynir yerleştirip sıkı olacak şekilde kapatıyorum bildiğimiz klasik e, poğaça kapama şekli. Sonrasında çok küçük bir dokunuşla parçamızın görüntüsünü güzelleştireceğiz. O da birazdan. Tarifle ilgili bilgilere videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Malzeme miktarlarına ve püf noktalarına. Bu arada. Eğer tariflerimi de beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazıp beğeni bırakıp ve sevdiklerinizle paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Bu arada aynen bu şekil e, hiç pişmeden buzluğunuza koyabilirsiniz. E, sonrasında çıkardığınız zaman üzerine yumurta sarısı sürüp hemen fırınlayabilirsiniz. Diğer taraftan tıpkı içli köfte dondurucuya koyar gibi... Birbirine değmeyecek şekilde hamurları dondurup sonrasında e, tepsiye dizerek üst yumurta sarısını sürüp e, fırınlarsınız. Ama size tavsiyem hamur bu şekilde değil de piştikten sonra şöyle bir 5-10 dakika sonra henüz çok tazeyken poşetleyip dondurucuya koymanız şeklinde. Böylece ihtiyacınız olduğu zaman hemen çıkarıp 200 derecelik fırında şöyle bir 5-10 dakika hafif bir ısıtıp misafirlerinize ya da sevdiklerinize sunabilirsiniz. Evet bu hazırladık. Şimdi bir mutfak makasıyla üzerine şu şekil kesikler atıyorum. Tam ortasına değil sağ ya da sol tarafına biraz yatık olacak şekilde. Çok hızlı ve kolay bir şekilde kesikler atacağım. sıradan bir parçayı hoş, özenli bir hale getirecek bir görüntü olacak sonunda. Bu arada artık fırınımızı açabiliriz bu aşamada. 180 derecede alt üst ayarda dilerseniz 30-35 dakika ya da benim şu an yapacağım gibi 200 derecede 20 dakika olacak şekilde pişirebilirsiniz. Fırınınızın alt üst ayarda olması gerekmekte ve fırının orta gözüne yerleştiriyoruz. Bu arada fanlı ya da fansız olması önemli değil. Evet, yumurta sarınız daha parlak görünsün istiyorsanız içerisine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ben sıvı yağ eklemedim. Ama eklerseniz daha kızarmış bir görüntü elde edebilirsiniz. Kestiğimiz bölümleri çok fazla kapatmadan artık yumurta sarımızı sürelim ve ısınmış olan fırınımıza yerleştirelim. Bu arada az kalsın unutuyorduk. Üzerine ben biraz kavrulmuş susam serpiştirdim. Peynirli poğaçalarda çok güzel oluyor. Dilerseniz çörek otu ya da haşhaş da serpiştirebilirsiniz. Hiçbirisi yoksa sade bir şekilde fırınlayabilirsiniz. 200 derecede 20 dakika pişireceğim. Çok fazla uzun tutmayın. Ee, çünkü böyle çok kızaracak diye kurutmayın poğaçanızı. Fırından çıktığı zaman bu şekil görünecek. Ve size tavsiyem mutlaka iyice soğuduktan sonra tüketmeniz. Bu tarz mayalı poğaçaların içini çekmesi fırından sonra bir miktar dinlenmesi lezzet açısından önemlidir. Evet iç yapısını da sizlerle paylaştıktan sonra videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Yaşamınızın, sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşçakalın.